Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz Samet? Etilerin göbeği Nispetiye'deyiz Arkiye. Neden buradayız Arkiye demem? Ne diyorsun lan sen? Arkiye sorry Erican. Ne Arkiye'si ya? Bir de sabah bana kahvaltıda bir oturuyoruz diyor kızlar bilmem. Dedim ne diyorsun? Koyayım sen kızlar. Sabah uyanmışsın. Ben diyorum sana kızlar deme, şey deme, onu deme, bunu deme. Sen hala bana diyorsun ki Arkiye. Ola koyayım. İnanılmaz bir kahvaltıyla haftaya başladığımız için ben de hani böyle umutlulukla kızlar harika bir haftaya başladık diyelim. Canlık yine kızlar ula. Kızlar deyip durma bana arkadaşım. En buyur. Azından etkilenmeyeyim yani kulaktan dolma da olsa. Bana oğlum de lan de, yakışıklım de, erkeğim de, erilim de, bana bunlarla gel. Bana öyle aşkımlar, kızlarlar bilmem ne artık yeter. Öncelikle şunu söyleyelim, hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Mübarek olsun. Hoş geldin şehri Ramazan. Bugün Ramazan'ın ilk günü. 11 ayın sultanı geldi. Oruç tutanların inşallah tuttuğu oruçlar kabul olur. Hepinize sevgiler. Bugün takipçimizle bir gün geçireceğiz arkadaşlar. İki gün önce bir Reels paylaştım biliyorsunuz. O Reels'ın altına da en etkilendiğim yorumlardan birini seçeceğimi söyledim. Bayağı hani ara. Sonra bir arkadaşımızı seçtim. Çok da tatlı bir kız olduğunu düşünüyorum. Evet, 1 milyon aboneye özel bir video çekiyoruz. Sözümüzü tuttuk. Ya bilmiyorum ben heyecanlıyım. Çok tatlı planlar, programlar yaptık. Zeynep'le geçireceğimiz. Bu arada Zeynep... Var mı Zeynep'i... Aa! Ay yemin ediyorum bu kadar ener. Geldin mi? Peki neredesin? Karının sesi. Koş. Koş. Koşma kız. Koşma tamam araba geçsin arabalardan sonra. Sen bize bakma gel. Hadi gel. İnanmıyorum demez mi? Hadi bay bay. Ay ne buyur, tatlı. Zeynep çok tatlı giyinmeyi unutmuş. Gel. Güzel giymiş. Wow şık kız da bu ne havalılık. Merhaba. Hoş bulduk. Ne haber? İyi misiniz? İyiyim. Aşkım. Hayranlıyorum hala. Sana hemen mikrofonunu takacağım. Tamam. Ne olur bize sen de. Evet sen de, Erican de, Zırılcan de, Biblo de, bir şey de. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Ne hissediyorsun? Ya hem çok şaşkınım hem aşırı heyecanlıyım. Hani nasıl seçtin beni? Onu anlamış değilim zordu hala. Zordu biraz. Zordu ama... Ağlatırsanız olur tamam. Zordu ama beğendim seni, hoşuma gittin. Teşekkür ederim. Çok güzel bir benim enerjin çok tatlı geldi bu arada konuşunca da. Ondan sonra dedim ki evet. Ben sana senelerdir cidden çok gülüyorum ve hep arkadaş ortamımda da kelebek korkma kız kelebeği. Korkma. Ben ne bileyim korktum gel. Ay Ecel çok tatlı. Allah. Neyse gitti. Ya hep arkadaş ortamımda şey derim. Kerimcan'la söyledim. Keşke arkadaşım olsa hiç derdim kalmaz cidden. Nasıl manifestlediysem. Evet bu arada yorumu da şöyle bırakayım. Evet. Hani bayağı manifestlemiş 7-7-7 evet. diye. Ben de bu arada ona ilk attığım DM 7-7-7. Evet. Hani beyni yansın şoka girsin diye onu öyle bir enerjisel anlamda etkilediğimi düşünüyorum. Bugün senin için harika bir gün planladık. Ona eminim zaten. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu akşam Etiler'de çok şık bir restoranda, restoranın VIP bölümünde seninle sushi yiyeceğiz. Yemek yiyoruz. Sushi sever misin bu arada? Yani evet. Okey. Başka şeyler de var. Sevme sen de sen de en azından. Aynen, birlikte bizim planımız o. Evet. Neden başka bir şey yemek istersen başka bir yere de gidebiliriz bu yok, arada. Yok sorun değil. Ama çok akışa iyi. Akışa bırakalım okay. bence ya. Bunun öncesinde de şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki hani madem bir yemeğe gidiyoruz, bir yere gidiyoruz. Evet. Öncesinde bir kuaföre gidelim, bir süslenelim dedik. Tamam, birlikte olur. Hazırlanalım. Saçına, başına böyle bir değişiklikler. Tamam. Ve asıl sürprize geliyorum. Çok merak ediyorum. Ne yapacağız bugün? Makyajı da yapacağım. Ciddi olamazsın. Evet. Bayağıdır yapmadığım bir şeyi şu anda hani... Neyden mutlu olabilirsin diye düşünüp dedim ki takipçime temas edersen belki evet. onu çok mutlu ederim. Ve ikinci sürprizde saçlarını ben boyayacağım. Ciddi mi? Hiç deneyimim yok. Burada çok, çok beğendiğimiz bir kuaför var. Oraya gideceğiz. Seni tamam. onlara teslim edeceğiz. Ama makyaj konusunda ben tamam. dokunacağım. Oradan sonra da yemeğe gideceğiz. Yemekten sonra yapacağız? Sonra tatlı yiyeceğiz kız. Sonra tatlı yiyeceğiz. Tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız. Tamam, okey. Merak etme. O zaman şu anda ilk lokasyonumuza, kuaföre gidip tamam. startımıza verip şu saçlarına, başlarına bir yeşile hayal ettik bu arada yaptırmayı. Yeşil.
Açık yok, inanmıyorum. Açık yeşil ama öyle koyu bir yeşil. Yaz rengi. Ama yeşil yani yine. Yaz rengi ama biraz. Aşkım ben kırmızı düşündüm. Ben... Neyse olur. Yeşil olur. Doların yeşil. Rengi parayı çekeceksin. Aa, doğru parayı. Yeşil. O zaman mor yapalım. Mor parayı çeker. Sen enerjisel anlamda bayağı herhalde. Evet. Yok yok şaka yapıyorum. Çok güzel bir kızsın. Teşekkür olduğundan ederim. Daha havalı tamam. Göstereceğiz. Yani öyle. Tamam. Bize güveniyor musun? Evet tabii güveniyorum. Ne istesek yapar mısın yoksa senin? Aha. Çok tatlı. Çok tatlı. Okey. O zaman... Bugün sizdeyiz. Olay. Şurada görüyorum kuaförümüzü. Tamam. Direkt kuaförümüze doğru yürüyelim. Buyur Mert. Hadi canım. Gidelim. Ay durun lütfen. Ay trafiği durdurmamız bizim Spirtier'in göbeğinde ama. Sen bizi ne zamandır takip ediyorsun? Sen anlat biraz. Aşkım ben Kerimcan'ı Snapchat'ten takip ediyorum yani. Beni öyle sonradan mı? Yani takip siz tanışmayın. Beni takip etmemişsin. Sizi tanıştığımızdan beri. Ha, tamam. Buraya gidiyoruz. Ay Kerimcan inanamıyorum. Merhaba. Tabii. Tamam. Rica ederim. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba kolay gelsin. Harikaymış burası, wow. Kolay gelsin. Hazır mısın? Çok heyecanlıyım. Ay hadi bakalım. Yeşil. Gözlerine buna hala inanmıyorum çok, ama. Gözlerine de çok uyumlu. Modelimiz. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. Yukarı mı biz çıkalım? Yukarı çıkalım, aynen. Tamam. Tamam. Harika. Böyle geçebilirsiniz. Tamam. Evet. Zeynep bizim takipçimiz. Onu bugün ufak tefek değişikliklerle bir tık baştan yaratmak istiyoruz. Tamam. Saçlarında böyle gereksiz bir hareket olduğunu hissediyorum ben. Renk anlamında. Evet. Tamam. Sanki daha böyle kendi rengine biraz kahvelere falan dönsek, biraz hacimli bir kesim yapsak. Kelebek kesim olsa böyle hacimli. Bir hareket versek. Evet, biraz belki uzun perçemlerle böyle yanlara düşmüş bir şeyler olabilir. Şu an böyle Porto Mix falan dedikleri uzun kemkürler. Yanlar evet. Biraz daha hareketli gelecek, evet. Daha retro bir görünüm. Evet, biraz harekete doğal ve doğallığa ihtiyacı olduğunu çok düşünüyorum. Güzel, aynı fikirde miyiz bebeğim? Aşkım ben daha sarı yapmayı düşünüyordum kendimi ama... Sarıdan vazgeç, sarı sen değilsin. Böyle daha sarı olmayı düşünüyorum. Dip balyajın gelmiş, evet sarıya evet. Çok yakın olduğunu anlıyorum ama kesinlikle sıcak kahveler. Dün bunu çok tarz. Ya bu arada ben de dedim ki biraz dağılmış sarılar griye dönmüş. Acaba dedim onları tamamen açıp sarılarla mı ilerlesek? Evet o daha iyi. Beni daha mutlu eder ama sizce? Seni mutlu edecekse o şekilde de evet, yapabiliriz. Ben daha yoğun sarı yaptırmayı düşünüyordum zaten yani kendim. Yani mutlaka senin istediğine göre gideceğiz ama evet. Olmasa ben de şöyle bir yönlendirme yaparım. Şimdi gözlerinin renkli beyaz tanesini sıcak makyaj tonları kullanıyorsun. Senin saçın çok koyu, kendi renginde değil ama daha kahve tonlarda olursa makyaj ihtiyacını o kadar azaltır ki yani gözlerin o gün plana çıkacak, makyajsız bir şekilde cildin ekstra parlayacak. Saç ne kadar soğursa ve açılırsa hem yaş olarak da yükseliyoruz hem makyaj ihtiyacımız da o kadar artıyor. Aslında katılıyorum ben. Kaç yaşındasın? 25. Çok bebek. Ne? Ay içti misin? Evet. Aşkım ne sarısı yapma. İlk tanıdığım insan. Aman. Bir ada var işte. Abartma ya. Efe var 2010. 21 yaşında mısın? Evet. Aslında dediğim şeye geliyor. Yaşını büyütüyor diyorum ya. Bir tık evet aşk. Ben 27 aa, falan hissediyorum. Peki kahverengi dediğinizin hangi renk mesela? Düz sıcak çikolata düşündüm. Hani böyle bildiğiniz gitar falan düşündüm. Ama siz böyle daha sarıya dönük kahverengiler var yani, diyorsanız. Bir Instagram'ını var. İstersen göster. Onun da istekleri doğrultusunda. Tamam. Onu mutlu edecek şekilde ilerleyelim. Aslında birçok şey var burada ama... Evet evet çok yetenekli ve çok başarılısınız biliyorum bu arada ben. Teşekkür ederim. Ada rengi de kumral çok güzel bir biraz ada rengi koyu bir var kumral bu ya. Arada. Kendi doğal rengin bence bu arada çok sarıdan yıkılıyor. Doğala döndüğünüz birkaç örnek var önce onları göstereyim. Tamam. Ben yine hala sarıdan yanayım ama... Ben öneride bulundum. Tamam. Senin tamam. isteklerin evet, daha tamam. önemli. Tamam. Sen ne istersen o. Bugün senin günün. Tamam. Nasıl oldu bu olay bu arada? Bir şey mi? Yorumlar falan evet. mı? 1 milyonuncu... Aboneme özel yorumlardan seçtiğim kesinlikle. Sevgili nasıl? Takipçimiz Zeynep 2003'lü wow. Evet. İnanamadım. Ya koyu istemiyorum onu söyleyeyim. Ama mesela şunun gibi. Çok, çok büyük. Sakın. Ne biliyor musun hepsini? Aşkım ben yaptırsam zaten bunu yapacaktım kendime. Şöyle bir şeyler. Şu anki rengini bir toparlama. Şu mu? Evet, bu ay tarz. Oh, oh, oh. Olur mu? Ay ben bunu takipçime yapamam. Hayır.
Hele 23 yaşında bir takipçi. Bu tarz olabilir ama şu an zaten böyle gibi. Senin saçların soğuk sarı ya. O tarz onlar sıcak sarı ve saçların uçları çok yıpranmış. Ben zaten sarı yaparsam sana uçların kaldırmayacak çünkü benim buraları da açmam gerekiyor bir parça evet. Da olsa. Ton. Şimdi saçını yakmayalım. Yakmayalım bir de saçını. Sizora ne yapın biliyor musunuz? Mutlu olsun, onun saçını yine de önden böyle bir sarı pencere bırakın. O onu mutlu eder. Ben hep böyle bir şeyler hayal ettim sana. Bu doğallıkta, aralara böyle ışıklar gelen falan. Yani daha Amazon renkli. Önünde iki tane açtığı şey var, aralara böyle ışıklar atmış. Bu kadar koyu değil de ben mesela şu halini çok sevdim. Yine seninkine bu arada çok yakın da. Evet. Ya ben daha yoğun sarı yaptıracaktım. Sakın çok gençsin. Biz senin istemediğin bir şey yapmaya çalışmıyoruz şu an ama dediğimiz şey hakikaten sana çok iyi olacak. Gerçekten iyi düşünülmüş bir plan. Ve sonrasında sana gelecek tepkiler seni inanılmaz mutlu edecek o anlamda. Bu arada bütün yorumlarda eğer sarı yaparsan çok kötü linçleneceksin. Neden? Öyle ben söyleyeyim. Eğer ki doğallığa birazcık daha böyle tatlı bir şeylere gidersen helal olsun sana, bravo, doğru şey yaptın diye milyonlarca kızdan destek en mesajı alacak. En azından yeşilden daha iyi. Tabii ki senin isteklerin çok daha tatlı ama hani biz seni bir değiştirmek istiyoruz ya görsel olarak. Evet. Çok iyi bakımlarımız da var. Yani senin saçını da toparlayacağız. Buradan çıktığında renklendirme değil de bakım yaptırmışım. O hissiyatı göndereceğiz seni, hiç sorun yok o konuda. Ama dediklerimiz hem sağlıklı hem çok stylish işler yani. Daha güzel duracak gibi. Daha natural, daha doğal. Bu da senin trendleri de. Evet. Evet. Çok sık atılmış bir balyaj sanırım. Evet, çok ben öyle istemiştim. Bence işin bilenine bırakalım mı bebeğim olur birazcık? Canım. Şu anki halinden çok daha iyi göstereceğine ben %100 eminim. Sen de o kadar güvenebilirsin, öyle bir yerdeyiz. Hazırsan başlayalım. Tamam, çünkü ben ne kadar fotoğraf götürsem o kadar kafan karışır. Beğenmezsen şöyle yaparız. Atıyorum beğenmedin, mutsuz oldun. Birkaç gün sonra yine aynı yerden buradan randevu alırız. Gelirsin istediğin renge tamam, boyatırsın. Okay. Bu da bir alternatif. Dönüş olmayacak bir şey de yapmayacak. Evet. Değil yani hani. Aynen. Ama ben beğenmeyeceğini hiç düşünmüyorum. Dene. 21 yaşında aşkım neye kaybedeceksin? Böyle bir gün yaşıyorsun. Kendi talebinin dışında değil de birazcık hani bize ve işi bilene bırak bakalım bize ne oluyor. Bize güven. Zırılcana ve yarılcana güven. Tamam okay. O zaman başlayalım. O zaman here we go. Üstünü giydirelim Ömer'cim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne içersin canım? Çay, kahve, oralet. Su alayım ben ya. Bir soğuk su, bir sade Türk kahvesi ve bir soğuk su da ben istiyorum. Yani iki soğuk su. Teşekkür ederim. Yes. Sağ olun. Kaç yıldır sarı yapıyorsun? Ya daha yeni bir 6-7 ay, o yüzden hevesimi alamadım ben daha sarıdan. Senin eski birkaç yıl önceki doğal saç renklerini gördüm. Mesela onları çok koyu geliyor bana ya. Çok güzeller. Haklısın ama şu an kullandığın hani sarartmak istemişsin ya bence yanlış bir sarartma biçiminde ilerlemişler. Ben daha böyle ara ara sarılar istedim böyle ışık 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 ışık. Ben yoğun istedim aslında biraz. İşte istem ama işte heves hepimiz ben de sarı yaptım. Evet aynen. Saçım 21 yaşında ben de platin geziyordum. Beni tanıdığında 3 numara platindim. Doğru. 15 sarı yapın. Çok iyi olur. Lütfen full platin. Platine yok, açın. Hayır. Vur hevesini alsın. Onun da isteklerini tamam, gerçekleştirelim, tamam. Mutlu edelim. Heves ediyor çocuk, yapsın. Evet, 21 yaşında hevesi. Çünkü biz de onun yaşındayken evet, biz de yaptık. Platindik yani. Yaptık ya, vurun oryeli. Vurun oryeli, her kalsın. Krem yapmıyorsunuz ama değil mi? Saçın terleri açık olması ve boyayı alması için. Şampuan yapıp önce bakımı yapacağız. Bakımla dolduracağız açtığımız yerleri. Hadi bakalım, ben heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım ya. Burcun ne? Kova. Kova kadını. Evet. Zor beğenir diye biliyorum değil mi? Kıskanç mı Kova? Kova kıskanç. Kıskanç canım. Evet. Senin kirpiklerinin güzelliği peki. Teşekkür ederim. Maşallah. Orduluyum ben. Aa. Ordu'nun dereleri aksa yukarı. Bir Karadeniz turumuz var çok mı? Çok istiyorlar var, bizi. Gelin. Var gösterelim var. Net. Karadeniz seviyorlar mı bizi? Gelelim mi? Yazın yorumlara. Armidu budakladım, dolarını sakla. Anam senin yanında. Kızını kucakladım. Kahvem gelmiş. Bana kahve. Kız bunu içtiniz mi üstünden bir yudum? Köpüğü nerede? Çekiyormuş. Vay yok onları yayınlar. Ne yaptınız?
Çok komiksin. Ne? Bir şey yok. Yazacaktım sana dedikodu var mı diye. Şey aşkım yok. Neler var? Benim de saçlarımın bir parasını yapar mısın? Bakın sen Hala'nın saçı arkadaşlar. Şöyle yapıyorlar ya, göstereyim. After'ında açıyor bakalım. Açıyor muyuz saçını? Koyulsun yeter. Yeter, çok açılmışsın. Hala koyu hala. Evet. Koyuluyor hala. Bizim takipçimiz de açılıyor. Onun da saçını onu açıyoruz saçını. Biraz. Koyu ama koyu ya. Sen böyle yemeğe falan götürecek. İleriye akşam yemeğine gidiyoruz. Harika. Değil mi? Gelsene hadi bir gün. Bir gün gel bebeğim. Kamerasız zaten. Siz gidin hadi. Taşırım. Ben biz de hadi keyfine bak. Canım. Nasılsın? İyi misin? Sen ne istersen o. Deep down platin, gri. Evet, dur. Ya işte. Bu arada yaklaşık bir 3 saat kadar buradayız. Çünkü biliyorsunuz saç açma, kapama, fönleme, kesme kısa hemen bitebilecek işlemler değil. O yüzden önce Zeynep mutlu olacak, kendini iyi hissedecek. O işlemimiz bittikten sonra da gecemize başlayacağız. Hadi bakalım. Boğaz kızı seni. Boğazlara da gidiliyor görüyorum. Gördüm canım. Profilini full stokladım. Kerimcan ve Samet'le olduğumu hala inanamıyorum. Beni seçtiklerine de hala inanamıyorum ama arkadalar şu an. O yorumu yaparken hani olmaz ama yine de yazayım dedim. Baktım Kerimcan DM'den yazmış bana. Hala çok heyecanlıyım. Saçım için de şu an çok heyecanlıyım. Bakalım ne çıkacak. Kerimcan'a çok teşekkür ediyorum beni seçtiği için. Bebeğim, saçlarını açtık. Evet. Sarı olsun, sarı olsun evet. Dedin. Ne istiyorsan o şekilde ilerliyoruz. Gördüğün gibi senin mutluluğun için bugün uğraşıyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah saçların en istediğin şekilde buradan. Ona eminim zaten. Yani çok da güzel bir yerdeyiz. Zaten. Sarı da evet, olduğuna evet. Göre güvenilir bir yerdeyiz de. Sen çok mutlusun. Evet. Sana bir de olağan bir makyaj. Evet İnan aşkım atacağım. Ben onu bekliyorum. Aşkım ben bayağıdır makyaj yapmıyorum. Ve hani çok büyük meblağlar teklif edilmesi gerekiyor makyaj yapmam için. Hani şu an en son yapacağım şey ama sana makyaj yapmak istedim düşün. Evet, ben çok heyecanlandım. Hem çok güzelsin, çok güzel bir yüzün var. Hem de birazcık daha seninle temas etmek için böyle bir şey düşündüm. Erkek arkadaşım kızar mı bilmiyorum ama. Ay hiç umurumda değil. Öyle bir şey olamaz. Şu anda öyle bir günde. Aynen, şu an öyle bir gün. Gelsene baby sıkılacak buraya. Sıkılacak bir şey yok yani. Geleyim bir dakika. Senin adın neydi bu arada? Zehra benim adım. Gel Zehra. Zeynep ve Zehra. Hayır. Zeynep ve Zehra. Hello. Merhaba. Arkadaşlar bu da Zehra, Zeynep'in ablası değil mi? Kardeş. Aa kız daha da küçük. Bir de. Yaş kaç? 18 ben. O 21. Ben 19'a gireceğim yani. Ben kaç? 11 yaş büyüğüm mesela senden. What the fuck? O kadar mı yaşlı duruyorum ben? Hiç. Bebeksin. Küçücüksünüz ikiniz de. Ona şaşırıyorum. Yani ben 29'um. Sen 18... değil, zaten 29 değilsin ki. Göstermiyor muyum? Aşkım sen hep 24'sün ya bence. Hiç alakası gösteriyorum. Sen ünlü oldun ya. Hep 24'sün bence. Sen 26 falan. Doğru ilerliyor. Biz olmak istediğimiz yaşlarda gösteriyoruz en azından. Şu an öyle bir vibe. Ama yaşımız 29, o da o civarda. Ya senin ağzına sıçarım. Zeynep de kardeşiyle gelmiş. Hani onu arabayla falan getirmiş. Dedim ki aşağıda boşu boşuna oturma gel buraya. Çok tatlısın ya. Sana bir mikrofon takalım, bize dahil ol dedim yani. Aşk olsun. Orada sıkılma, en azından burada yanımızda otur. Evet. Sen neler yapıyorsun? Okul? Ben okuyorum. Nerede? Beykent Üniversitesi'nde okuyorum. Lojistik yönetimi okuyorum. Nice. Daha yeni bu sene girdim. Evet. Hadi bakalım. Bravo. Senin bir okul var mı? Var tabii. Dişçi o. Diş hekimliği okuyorum ben. Diş hekimi. Bundan sonra ben de geçen videodaki 20'lik dişini. Evet, 20'lik dişini duruyormuş. İncelemek istiyorum. Evde. Yollayayım sana o hediye paketiyle. Aa, diş hekimi olacaksın. Evet inşallah bakalım. Çok doğru bir meslek tercih etmişsin. Ama çok zor. Eminim. Başka var mı kardeş? Yok çok şükür iki tane. Ay çok güzel. Anlaşabiliyor musunuz? Evet anlaşıyoruz. Yani... Birbirlerine bakışlarını görmeliydiniz. Anlaşıyor öyle gidiyoruz. Kameralara oynayacağım. Ya okey. Anlaşıyoruz ama çok kavga ettiğimiz de oluyor. Hani kıyafet kavgası oluyor mu? O çok oluyor. Oo evet. O zaten çok oluyor. Ama almıyor kıyafeti, sürekli benden giyiyor anladın mı? Yani kıyafet al artık. Aldım en sonunda. Aldım sonunda. Nasıl çıkıyorsun videodan? İşte bak görüyorsunuz gerçek. Yavaş yavaş çıkıyor kendisi. Gerçek yüzünü gör. Evet. Nasıl çıkıyorsun videoda? Genelde iyi anlaşıyoruz.
kız kavgası öyle oluyor. Kız kavgası öyle, siz birbirinizi dövmeyin, iyi anlaşın. Yok yok, çok iyi. Bence iyi anlaşıyoruz. İkinizin yakın yaşlarda olup kardeş olmanız evet, bence evet, büyük bir şans. Evet, çok büyük şans. Benim de iki tane ablam var, aralarında evet, bir yaş var. Evet. Ve onların da gelişimi hep evet, birbiriyle çakışmayla oldu. Serap ablam, Neşe ablamın kıyafetlerini çalar giyerdi. Hep birbiriyle kavga ederlerdi ama bir kardeşinin olmasını, değerini daha ileride anlayacaksınız. Zaten işte daha eskiden hani bu kadar iyi anlaşamıyorduk. Daha şu çok anda kavga ediyor. Hiç görmedik. Benim kardeşim var, kız kardeşim var, Elif. 5 yaş var aramızda. Çok tatlıdır Elif. Aslında hep birlikteyiz biz, çok zaman geçiriyoruz. Aslında görmüş de olabilirsin. Instagram'da falan paylaşıyor musun? Hı hı. Sen beni takip ediyor olsan görürdün. Hayır, hiç gelmedi. Videolarda falan da hiç görmedim. Evet. En sevdiğimiz özelliklerimiz ne mesela? Bizi uzun süredir takip eden insanlar. YouTube'daki var. Videolarımızdan yola çıkarak. Ya ben çok gülüyorum ya. Komik yani oldu. Her şeyden gülecek şey yani her şeyde ya. O kadar pozitif. Bir kere gerçekten video açtığınızda pozitifliği yayıyorsun. Evet. Yani direkt hemen yani. Hemen bir işi. Öyle evet. Size hani karşılaştım ve direkt o vibe'ı aldım sizden. Aa. Temas ettiğin anda hayır, ama. Hayır temas görünce değil yani. Direkt ben. Görünce hani evet. Mesela uzaktan görünce de bayağı böyle yaptınız ya. Aldım o vibe'ı. Çok böyle wow. İnanılmaz bir enerjiniz var. Hani moralim hani bozuk sonra videoyu açtığında. Aynen öyle. Hayır, pozitiflik geçiyor. Ne kadar yani. Bozuk olsa da gerçekten morali en bozuk insanı bile enerjiye getirirsiniz. Evet. Böyle bir enerjiniz var. Hep böyle var. Yorumlar alıyoruz. Evet. Evet. Güzel. Ama bizim gerçekten hep işte video için uyguladığımız bir tarife değil. Normal hayat. Evet, zaten video dışında sana... da böyleydiniz. Böyle, mesela aşağıda böyleyiz. Beni görünce de öyleydi, hep böyle salladın. Evet. Peki sevmediğimiz bir özelliğiniz var mı? Abi bu olmasa halim. Mesela evet. Senin bu özelliğini aşkım, hiç sevmiyorum. Aşkım ne münasebeti? Ne münasebeti? Yok öyle bir şey. Ayrıca hani ablamla herhalde 5-10 kere tekrarlıyoruz o sahneleri. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Zor açıldığını söyledi saçının ama doğru söylüyormuş. Çünkü daha önce keratin bakımı vesaire yaptırdığı için onlar direncini arttırıyor saçın. Biz sızlandıracağız şimdi yeni ürün geçen içine. Hmm. Ama en önemli kısım buydu zaten. Şimdi buradan sonra bekleyeceğiz mecburen. Tamam. Şimdi ürünleri yedireceğiz içerisinde. Tamam, süper. Çok iyi ya. Harik. Evet, keyifli şarkım çıkıyor. Zaten 4 tane var sanırım şu an. Bir beş tane mi? Yabancıya mı düşünüyordun? Yok şimdi 4 tane hala hazırda evet. Çıkarttığım şarkım var. Ama şimdi bu Ericam Wild'ımla evet, tekrar hani bir geri dönüş söz konusu. Bu arada yaza kadar 5 tane şarkım çıkacak. Wow. Yazın sonuna kadar. Çıkar mısın o zaman? Yani bittiğinde bir albüm çıkmış olacak. Ve albümün adı Ericam. Mantıklı. İlk şarkımın adı Neredesin ve o şarkı bitti. Size merhaba. Onu dinleteceğim. Ne bu? Hala diyor ki bol yer misiniz? Aşkım seni yerim. Ne yiyeceksin? Ben bir şeyler seçtim. Siz de söyleyin. Beraber söyle. Daha buradasınız. Belli ki. Çok tatlısın valla. Asla hayır demem bir bowl'a. Aşkım şeyler de var. Juice'lar var. Ay siz ne yapıyorsunuz şimdi? Sarışın yapıyoruz hala. Sarışın oluyor bakalım. Ben aslında sarışın yapmadım dedim. Öyle istiyormuş. Keşke ben de böyle güzel görünseydim. Didem Soydan gibi falan çıksaydım karşınıza. Bittiği halinde de burada olacağımız için güzel halinde çek. İsmail'i kalacak aşkım. Olsun aşkım. İki concealer, bir gloss. Senin her halin güzel. Ne gerek? Bebeğim. Alışmış bu yalana. Saçmalama be. Hadi seç bana, sen de seç. Tamam, seçip getiriyorum sevgilim. Çok güzel şeyler var. Soruyorum kendime kim sevemeli beni hala. Tamam be. Söylememeliyim. Harika ya bak. Takipçimizi aldık. Saçını boyatıyoruz. Makyajımızı yapacağız. Gideceğiz yemeğimizi yiyeceğiz. Oradan çıkacağız. Tatlımızı yiyeceğiz. Bakacağız keyfimize Zeynep'le bugün. Evet ya. Hadi bakalım. İnanılmaz tatlısın, sağ olsun. Ya, gerçekten. Sen de. İnanılmaz bir enerjim var. Teşekkür ederim. Değil mi? Yanına gelenin üzgün olma ihtimali yok. İmkansız yani. Ya, çok sevindim böyle hissetmenize. Ya ekrandan o vibe geliyor mu? Şimdi şöyle hani gerçekten nasıl bir insan olduğunu bilmiyoruz yani ama gerçekten aynısı. Evet bu arada asla kameralara oynama evet, gibi bir şey. Biz gerçekten bir an hani tereddüt acaba gerçekten nasıllar hani yoksa kameraya mı oynuyorlar? Kamera kapalınca da nasıl oldu? Bizi evet, gördün. Evet, daha fazlasın yani. Aynen, kameri de azaltıyorlar. Kameri de azaltıyorlar, emin olabilirsin. Evet, kamerada kendimizi biraz frenliyoruz, doğru. Daha yüksek enerjiyi kayıt altında değilken verdiğimiz doğrudur. Kardeş, sakalların nasıl olmuş? Uzuyor kesmiyorum. Beğeniyor musun? Ha, okey. Toparlamıyorum bile, düşün. Saç sakal salmışım, dudaklarımın üstüne inmiş. Dudağımın dolgunluğu daha ince gözüküyor. Buraları kesip kontür bile yapmıyorum.
restoranları seçiyorum. Ne diyor? Aşkım sus hala ne o kadar zor bir restoran ki. Ne alacağım ya? Ya ben seçtim de. Of. Bana bir IBAN at bu arada ben sana halledeceğim. Dur canım. Tam tutarı atmışım. Virgüllü. Seçtim. Tamam bebeğim. Bebeğim buyur. Seçtik. Thank you. Love you. Gerçekten inanılmaz tatlılar. Hani videolardan da daha tatlılar. Normalde ben dahil değildim video zaten. Aşağıda Kerimcan beni görünce kıyamadı, beni de dahil etti. İnanılmazlar. Enerjileri, her şeyi çok iyi. Çok tatlı insanlar. Açılıyor bak saçların. Ha, ilk defa kuaföre gelip başkası için bekliyorum. Aa ben de. Olsun bugün sen. Sevdin mi saçımı? Teşekkür ederim. Evet, balyaj var ama gitmiş balyajlarım, uçlarında kalmış. Çünkü 6 ayda bir yaptırıyorum ben de balyajlarımı. Daha önce ne kadar sürüyor demiştiniz saçlarını? Ya ben en son 12 saat kaldım kuaförde bunu yaptırdım. 12 saat. Yani, ne? Evet. Kız cinsiyet değiştirme ameliyatı 4 saat. Kız 4 saatte kıt biliyorsun. Ne 12 saati? Onlar beceriksizmiş aşkım bence. Böyle professional bir ekibin elinde 3 saat bile fazla. Çok kötü yaptı şu an. Nereni? Sarı'nın olayı bu. Hiç çok yanktı mantı deme. Bir de uçları diplere bile değmiyor. Biz, evet. Ben derimden platin yapmıştım. O yanıklığımı düşün. Yarım saat beyin hücrelerim erimişti. Bu hiçbir şey. Bu ne? Uçlarına? Yok, nefesimi yaktı. Hani kafamı al, kopar falan demiştim Ali'ye. Bir de arkadaşım evde açtı yani Amerika'da. Marketten alınmış bir boyayla ama olay açılmış. Ha, kuaförde açılmadı mı? Yok, arkadaşım evde açtı ilkini. İyi sonrakiler ya. Kuaförde. Bir temiz açılmazsa istediğini yazsa yapamıyorsun. Evet. Evet ama çok güzel bir boya vardı. O denemişti daha önce kendi saçına. Biz de emin olduğumuz için onu denemiştik, olmuştu. Ali. Evet. Ali. Mesut'u bebeğim. Madi bir karı değil mi? Oram yandı, bram yandı. Tabii tabii Madi. Olağan şey yapmadım. Bir madiliğin var. Çıtır bir madiliği var. Kova madili işte o. Evet. Evet, kova. Tabii. O tam kova mızmızlığı. Tabii kova mızmızlığı, doğru. Hem olsun istiyor, hem canı yağmasın. Evet, hem acısız güzel olsun, olsun, hem hızlı hem olsun. Yağmasın, hem hızlı olsun. Aşkım 21, bana göre 12. Bırak artık, yaşlara takılma. Tamam, takılmıyorum artık. Bu kadar küçük bekliyor muydunuz? 21 en son. Küçük olmayan kimse kalmadı. Kalmadı. Evet, bizim yaşıtlarımız 94'lerin hepsi evlendi gitti. Bir biz kaldık. Yok, bekar Samet. Evet. Hadi ne yapacağız, evlendirelim seni. Yok dur lan. Bari ben seni evlendireyim. Ne giydin? Kırmızı tuvalet. Gelinin kız kardeş. Her şey damadın pardon. Her şey karıştı. Öyle oluyor ya hani kırmızı giydir ya. Öyle mi oluyor? Hani gelinin kız kardeşi dikkat çekmek için kırmızı giyer. Takım elbise ben sen, full. Serap'ın düğününde Neşe full kıpkırmızıydı. Neşe'nin elbisesini giyerim. Vintage. Tabii ben Neşe'neyim. Tabii. Asıl korkma. Olayın döndüğü ben böyle ama. C.E. Sana böyle ama ne yapıyor bu diye. Aşkım bir selam vereyim dedim. Ne yaptın? İyi misin? Saçını açıyor musun? Ne durumdasın? Saçını koyultuyorlar mı? Saçımı koyultuyorlar aşkım. İçten içe oh dediğini biliyorum. Evet evet şükürlerce. Evet. Çok güzel olacak. Bir şey diyeceğim, bu mesela yeterli boyutun bu mu? Ancak içime yatırıyorum. Tatmin ediyor. Aşkım bu, ancak. Bu biraz büyük değil mi? Yani iyi hissettiriyor. Tabii büyük iyi hissettiriyor. Doğru yerdesin bak. Noktaların, tercihlerin, seçimlerin o kadar doğru ki hayatının kilit noktasını çözmüşsün bebeğim. Her anlamda mı diyorsun? Büyük tercihler. Biz sana az denk gelen zamana biz sana gel. Gelsek var ya neler yaparsın sen bize. Siz gelmeyin diye program bitiyor. Bir konuştuk sonra bir dakika asla çekmedi. Bitti. Bitti. Hadi gel bir story mi? Wow, ben bakamıyorum ama. Al bebeğim. Ricalar. Her kapı açıldığında aynı güleriz. Çok tatlısınız. Evet, çok tatlılar.
uyuyor. Frikik var mı yok? Wow, bayağı açılmış kız. Ay bu kızı daha ne? Artık. Karı platin olmuş. Yeter çok yıka bence. Aşkım beyazladı saçın. İstediğin sarılık. Ya yer misin atayım mı? Yersin, sen yersin. Bu senin az yemin. Pestillerimizle geldik. İster misiniz? Size... Ay erinliğim olur. Aşkım hayır. O filtreyle beni harcayamazsın. Filtresiz yap. Evet Ala Hanım. Hazırsanız pestillerimizden yapıştırmak isteriz. Belki bir gecemizi bekliyoruz. Enerji versin diye. Nasıl aşkım. Olmuş? Bülent Hanım çok güzel. Çok güzel aşkım. Yemin ediyorum hani bu kahvelik. Bak bunu yersen beni... Neden olmasın? Ya sizi kırmayıp bir tane alayım. Evet evet nezaketen böyle de olur. Böyle bütün ha. Yo yo tamam. Bu kadarcık. Tamam. Buyurun efendim. Teşekkürler. Ben de alayım. Ener. Buyurun efendim. Afiyetler. Afiyetler olsun. Bebeğim buyur. Sizin ağzınıza vermiyorum. İşiniz bitince alırsınız. Tamam. Senin ağzına verebilirim ama. Hangisini ağzına vermemi isterdin? Şunu veriyorum. Seversin şöyle ufak tefek detaylar. Küçük hanım. Buyurun efendim. Buyur bakalım. Pestil, Antep fıstıklı, galiba. Fındıklı, cevizli. Ben de severim. Evet. Afiyet bebeğim. Şöyle koyayım. Siz de elinizi yıkayıp alın buradan. Afiyet. Hele hele hele. Haber bir tanem ne güzel oldun böyle sen. Teşekkür ederim aşkım. Az önce fönlü halini gördüm buranın evet, ve çok güzel gerçekten gibi. Tam istediğin evet, noktada tam değil miyiz şu an? Gibi, evet. Yani bugün madem seni mutlu etme günü, seni mutlu edeceğiz. Saçla, makyajla tabii. Kaan'cığım ne yapıyorsun kardeşim? Ellerine, kollarına sağlık. Ne güzel ya, kesiyorsun. Allah harikasın, harikalar yaratıyorsun. Bu ne yetenek böyle? Bütün bak ala tokaller, bilmem neler, bütün İstanbul sana geliyor. Hayırdır? Abi vallahi bir sakıncası yoksa... Yok yok bir sakıncası yok. Sen işini güzel yaptın, hanımları mutlu ettiğin sürece ne sıkıntı olabilir kardeş? Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Hiç sıkıntı yok. Sana gelsin. Bak, hadi görüşürüz. Oraya kahkül şimdi değil mi? Bak bir hırkanı giyiyorum, ne hallere giriyoruz. Aşkım yapmadım. Sen benden başka birine aşkım mı dedin? Pardon aşkım, yanlışlıkla bana oldu. Bana böyle geldi. Oo. Uzun bile kestin. Bence şu iyi, senin. Hayır hayır çok iyi. Ver bana bakasın. Çok iyi. Manyak mısın? Ver bana bakasın. Ağlar mı ağlar? En önemli şey. Ağlar mısın? Yok ağlar ağlar. Bilmiyorum. Yine kızı mutsuz etmeyelim Samet. O mutlu olsun da. Şimdi var ya bir fön yıkılacak. Tamam. Şu an ben görmüyorum. Harika. Vallahi çok iyi gidiyor. Kuaför yarışmaları geliyor aklıma böyle. Aa. Ağlıyor falan ya. Doğru. Bir ağla kız rating. Kova kadını ya 21. GBT. GBT. Kova 21 yer var. Z kuşağı. Z kardeşler. Tabii. Tabii. Tamam, gözler okay. Mözler de bayağı ortaya çıkacak bu arada. Annen eve gidince kızmasın şimdi. Aa, kızım sen ne yaptın? Gelip onun camlarını indirmesin ne yaptın benim kızımın saçlarına diye. Yok, kızmaz canım. Değil mi? Hayır canım. Annenden izin aldın mı sen annenin? Bir de öyle bir şey. Anneni ama reşitler Allah'tan ya. 21'e 19. Ben bir uyudum uyandım var ya şu an kulübe evet, giderim. Evet sen aynen ay, fenasın. Cinim cin. 5 sahne yaparım üst üste. Evlilikten sonra ama. Tabii tabii. Selam şu anda. Mutma. Anlatayım. Tutmadı. Akür mü? Tutmadı.
But görünüyor Sim. Kür yok bizde. Kür yok aynen. Kendi sıvılık kürü ama. Azıkmadan. Çok az kaldı. Kurtuluyorsun ben. Az kaldı. Estağfurullah canım. Gel bakayım sen. Olacak mı bakalım? Burayı çok güzel anlatan ya. Benim wow. rengim da. Ay Samet sarı olmalıymış. Sarı tutku. Sarı ahu. Sarı tutku, aşk, şehvet, buyur. Samet yakıştırdın. Beni rahat. Yoğundu beni biraz. Yoğundu beni. Hayırdır kardeş ne oluyor koyayım ya? Biraz. Samet. Hayırdır. Sen şeysin Scooby Dooby Doo. Scooby Dooby Dooby Doo. Hayırdır? Ay çok rezalet bir sahne. İnanılmaz. Sen tak bakayım düz hali nasıl olacak? Ay beni böyle ben Scooby Dooby Doo. Scooby Dooby Doo gerçekten. Düz saç halini Samet'in görüyoruz. Evet. Düz altına doğru dalga. Bir şey söyleyeyim ben ya. Yakıştırdım. Dur kız. Tam yapma. Çok basar kafama. Neyse ki kuafördeyiz. Tekrar volüm verebiliriz. Zaten canım. Tamam başka deneyeceğimiz renk var. Çok alternatif var. Kıvırcık da var istersen. Kıvırcık uzun nasıl oluyor? Deneyelim. Aa burada da bir peruk var. Bak bu da sana olabilir. Bu da senin de saçın renk. Ah. Kızım, sen al. Sen ünlü mü olmak istiyorsun? Gel sen de öyle olacaksın. Yok yok. Yapma kızım. Aşkım gel. Canım benim. Saçını şöyle atalım. Güzel. Burada da bak. Arkasına. Allah cezanı versin. Allah versin. Rahat dur. Rahat dur. Ay çok iyi. Çok güldüm ya. Yürü. Manyak. Kırı mahvettik karıyı. Ama buraya geliyordu. Bebeğim saçları nasıl güzel. Harikasın. Bir şey söyleyeyim mi? Ben hani o ilk açılan cart sarı renk vardı ya. Korktum. Ama şu an bu küllülük o kadar güzel görünüyor ki. Ayırırsa ayırır biz önce ölüm. Sessizlik. Ay vallahi ağrımış doğrularım biliyor musun? Baksana. Biraz da masaj. Biraz masaj takipçimize. Evet. Vallahi mükemmelsin. Takipçimize de masaj yapmadık demeyi. Seni bugün mutlu edeceğiz aşko. Evet şu an çok saçta mutluyum başladık. Zaten. Saçta başladık. Birazdan makyajla devam edeceğiz. Ve artık asıl hani gecemize başlayacağız. Evet. Biraz uyudum uyandım iyi geldi bana. Bir şekerleme power nap. Buraların bayağı kulunç. Evet. Kesinlikle masaj. Hani önemli. Olmalı yani. Masaj bir ilişkinin temelidir. Temelidir evet. Unutmayın. Masaj bilen insan önemlidir. Dokunmayı bilmeli. Dokunmayı biliyorsa sevmeyi de temas. Biliyordur. Temas. Evet. Bak. Bak. Temas. Biz dokunuruz. Biz arkadaş arkadaşa da dokunuruz. Ama tabii ilişkilerimizde tabii o temaslar. Baş, o dokunmak başka, dokunmak başka. Dokunmalar değişiyor. Nasıl hissediyorsun bir tanem hani enerji, yüzü enerjisi olarak? İyi güzel misin? Güzel şu an evet. Şu an nemlenince sorun yok şu an. Seni evet. Kendine getireceğim. pH'in iyi, keyfin iyi, saçın iyi, gözün iyi, sen iyisin. Biz varız. Evet. pH'in iyi. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Hemen size böyle çok fresh. Size ama ben müşteri gibi. Aşkım hazırsan başlıyorum. Kız çok şanslısın haberin var değil mi? Evet. Aa, kız. Bir de. Tabii biz mutlu olunca takipçilerimiz de mutlu etmeyi biliyoruz tabii. Siz bize, evet, biz size. Bu böyle karşılıklı bir enerji. Bitmeyen bir döngü görüyorsun. Aynı ortamda benim gibi böyle güzel biri olunca çok mutlu oluyorum. İyi ki geldin. Tek olmak çok zor. Sen bana çirkin mi demek istedin? Arkadaşım sen erilsin ya. Ha doğru. Ya sen erilsin ayak sen yakışıklı mı benim gel. Hmm. Bak bak bak. Şimdi sen mutlu olmak gecesinde aslında çok şey olmasın diye önce hafif bir ten yaptım. Şimdi gözüne başlıyorum. Gözünde de çok böyle natürel bir şeyler. Eyeliner falan kullanıyorsun ve seviyorsun onları gördüm. Evet. Ama yaşın çok küçük olduğu için böyle daha küçük küçük şeyler yapmalısın. Kapalı.
uyurmuşsun. Evet ya, çok kalkı sonda. Tekrar kapalı. Şöyle bakalım. Arkadaşım, nasıl hissediyorsun? Yani çok uzun zaman olmuş gibi. Ama güzel, özlemişim. Hoşuma gidiyor. Şimdi ben bunu izleyen bir takipçinim ve İstanbul Çırağan'da Haziran ayında bir düğünüm var. Ve profilindeki numaradan menajerine ulaşıp diyorum ki ben sana, benim bir düğünüm var ve ben Zeynep'in makyajını izledim. Çok beğendim. Benim düğün makyajımı yapabilir mi? 10.000 dolar. 10.000 dolar mı? Yetersiz bakiye. Yetersiz, sana vereceğiz. Ne? Hani böyle bir teklifte bulunacaksanız bile dahi. Haddinizi bilerek bulunun. Çünkü yani mümkün değil. Kapalı. Bayağı güzel duruyor şu an. Gözümü alamıyorum. Daha dur. Daha yeni başlıyorum kız. Neler edeceğim sana? Maskara sürüyorum. Hazır mısın çocuk kadın? Hazırım. Nasıl maskaralardan hoşlanıyorsun? Kauçuk mu, fırçalı mı? Fırça. Wow. Kirpiklerin inanılmaz. Seni sürdüğün kadar yoğun sürmedin de. Belki eklemek istersen kendini ekleyebilirsin ama ben o kadar yoğun sürmeme taraftarım. Zaten çok fazla ya kirpiklerin. Aşağı bak. Ne kadar güzel olduğunu izleyince anlayacaksın. Evet. İleride, şimdi değil, üst dudağında böyle bir yarım cc'li bir şey. Güzel, hoş durabilir. Seni normalde böyle hani böyle botokslar, dolgular falan da yaptırmaya ama hani hiç ihtiyaç olmadığı için onu artık lip glosslarla destekleyeceğiz. Dudağını şişirecek bir lip gloss süreceğim bu arada. Kerimcan, ne yaptın ya? Kötü mü? Kız tadını çıkar, olay görünüyorsun. Bayağı beğendim. Teşekkür ederim. Some technical details diye. Aşkım, inanılmaz oldu ya. Bakmaya doyamıyorum şu an. Aşkım, güzelliğini ortaya çıkarttım diyelim. Şimdi dudağını birazcık daha boyutlandırabilmek ve renklendirilmek için sana Maybelline'in yeni çıkarttığı lifter plumplarını süreceğim. İçerisinde acı biber var aşkım. Chili paper'lı. Yanacağız ama nasıl bir yanma biliyor musun? Çok tatlı bir yanma. Dudağının o hiç işlemsiz halini bir tık daha ön plana çıkartacak bir şey. Deniyorum. Hazır mısın? Hazırım. Wow, renge gel. Renk çok güzel. 5 dakika sonra kendini gösteriyor. 5 dakika içinde şişecek mi onun dudakları? Evet, sana da sürmeme ne dersin? Bana da. Sen bayılırsın. Sen de bir üstünden geçmek ister miydin? Evet. Ay, bir şey söyleyeyim, bu renkmiş senin renginde. Evet. Yanıyor şu an. Nasıl bir yanma? Öyle ekstra bir şey değil, değil mi? Yok ama acıyor. Biber yalnız. Biber, bana Samet gel. Kırmızı görünmesine rağmen verdiği renk ve hissiyat aşırı doğal ve natürel. Tam böyle dudağa vermesi gereken rengi veriyor ve şişiriyor. Şu anda hissettim. Yemin et. Acılık değil ama öyle bir karıncalama, bir hissiyat var. Sen asıl yorum yap şu an. Ne diyorsun? Ben saçlarımla birlikte görmek için sabırsızlanıyorum. Aşkım, saçların açılsın, bir de öyle bakalım. Hadi bakalım. Zeynep! Şu an bayıldım. İnanılmaz duruyor. Ben büyülendim. Çok güzel oldun. Evet. İşte bizim takipçimiz gerçekten. Dudaklarımız da çok güzel var. Arkadaşım. Ben bayıldım gerçekten. Çok güzel görünüyorsun. İstediğin gibi oldu. Evet, kesin bayıldım şu an. Oo, saça gel. Gerçekten wow. Sizin eseriniz bu arada. Estağfurullah. Hani modelimiz çok güzeldi. O yüzden ortaya çok güzel bir şey çıktı. Evet. Wow. Mükemmel yani. Gözüküyor. Ay, ortadan ayırma, no. Evet, yan daha yan. Güzel. Evet, yanlar bakmak çok daha güçlü. Mi? Aşkım, what the fuck. Evet, evet. Saç kesimi. Kesim çok güzel. Rengi. Evet. Yıkılıyor. Tabii. Wow. Bayağı ay buluyor. O zaman herkes bir kendini alkışlasın. Tebrikler abla.
şu özellikle göz pınarlarıma doğru yaptığın olaya bayılıyorum. Yani bunları sonra izleyerek kendini uygula canlı evet, yaptıysa evet, videoda. Hadi ladies first. Gülşen Hanım. Aa, estağfurullah. Bir daha Hanım. Bana Gülşen Hanım de. Bak ben sana ne veririm. Bunu anlatacağım size evet, içeride. Evet kesin. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. İyi, nasılsınız? Teşekkürler. Merhaba, iyi akşamlar, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Çok hoş. Kızlar, nasıllar? Nasıl oturmak istersiniz? Çok açım ben. Ben de çok açım. Yeni şeyler geldi. Yeni şeyler gelmiş. Ben de bir şey oldum. Oyster krem salat falan var. Grilled truffle edamame istiyorum bir tane. Tamamdır. Beef taco, crispy calamari, black tiger tempura, corn tempura söyledim mi? Bu güzel olabilir. Corn söylemedik. Söyleyelim, evet. Tiger roll, crazy crunch, dragon roll, ebiten roll, kirana. Kendinize böyle doyabileceğiniz etli bir noodle falan da söyleyebilirsiniz mesela. Okay. Böyle bir ördek falan mı çevirtsek? Ördeğim ama. Sizin ekstra ana yemek olarak söyleyeceğiniz bir et falan gibi bir şey var mı ya da noodle? Spicy noodle aynı. Yani tamam. İki tane de spicy noodle. Spicy yemiyorum diyen kızların spicy noodle söyle. Çok mu acıklar? Ben çok acı değildir acı. Diye. Yani 10 üzerinden 7 falan. Oo o zaman. Ben baby chicken alayım o zaman. Baby chicken neden pizza yapayım ben? İnanılmaz evet, lezzetli. Bir film var. Ekstra da bir karışık olur ana yemek olarak da güzel olur. Okey. Ne? Tamam. Aşkım her şeyi söyledik, doyacağız korkma. Merak etme, aç kalmayacaksın. Evet, biz Ramazan dolayısıyla alkol içmiyoruz. Tamam, alkolsüz yapabilirim kokteyl istiyorsanız. Ben sushi ile en çok soda severim, normal ben soda. Ben de kola light, buzlu, limonsuz tamam. Bardak. Üzerimden yük kalktı benim desem. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Şu yemek siparişini verdim ya, o kadar iyi hissediyorum ki şu an. Hani kayıtta, kayıtta bebeğim. Yorumunu gördüm. Bir enerjisel anlamda bir manifest yaptığını fark ettiğim için yorumun çok dikkatimi çekti. Bir kıpırdattı beni, girdim profiline. Wow. Dedim ki, wow ne tatlı. Hani hem görsel olarak çok güzelsin, hem enerjin çok güzel. Sonra Samet'e attım profiline. Dedim ki, Samet dedim böyle böyle birini gördüm, böyle bir yorumu var. İşte beni etkiledi yorumu, bir bak profiline. Bir bak nasıl dedi. Evet. Girdim mesajlara baktım hani daha önceden yazdığın falan bir şey var mı diye. Yok. Yok. Öyle değil. Ben de dedim ki sana mesajını falan böyle yazdığı şeyi gördük. Ben de senin falan görünce dedim ki dedim kıza 7-7 diye mesaj at dedim. Senin mesajının evet, evet, yorumunun sonunda 7-7-7 evet. Var ya ben de sana 7-7-7 diye kıza dedim geri dön dedim. Tabii o geri döndü. Evet, ama yazdı senin, sonra gitti. Senin profilin bana ulaştı. Ben ne göreyim? Karı beni takip etmiyor. Dedim ki böyleyim bak ben. Mesajını geri çek. O yüzden zaten 2 saniyelik. Böyleyim o. Mesajını geri çek. Beni takip etmiyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Mesaj gitti çünkü. Ben gördüm. Gördüm ve gitti. Bir takipçisinin DM'ine girdiğinde biz şöyle durumlara alışırız. Mesaj, 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 mesaj. 2016'ya kadar ben... Çıkmayı bekliyordum yani. Öyle bir geçmiş göremeyince, beni de takip etmeyince ben mi ki acaba hani sadece bu popülerite yüzünden mi böyle... Hani bu Erilcan'dan sonra mı ortaya çıkmış? Hani yoksa gerçekten bizi biliyor, tanıyor mu, bize evet, hakim mi, bizim videolarımıza şu an tüm testlerden geçtim. Evet. Beni takip ediyor musun? Evet aşkım sana yazdım. Bakayım açmadım. Bütün kadar seninle tamam. Al aşkım. Takipçisin diyor. Herhalde. Sonra ben de 7-7 diye aklını almak için ona DM evet. Attım. Samet dedi ki aşkım bu kız beni takip etmiyor. Hemen mesajı geri çek. Ben de tabii Samet diyor dinlerim yani arkadaşımı. Arkadaşım. Hemen mesajımı geri çektim. Ama hani çok pişmanım aynı zamanda. Şimdi ayıp oldu mu olmadı mı? Hani o gördü mü görmedi mi? Annen kaçmaz. Anlık görmedi. Hemen görmüş. Evet. Hemen görmüş. Ve bana dedi ki Kerimcan işte bana mesaj mı attın? Bana mı öyle geldi? Yoksa Instagram'ın bir hatası mıydı? Dedim ki hani hata. Attım. Hata oldu evet. Yani sanırım bir hata oldu dedim. Ama dedim okey. Hani şimdi konuşmaya başladık. Şimdi aşkım evet. Yazdım ama olmuyor. Bana nasıl diyeceksin? Aynen. Testi geçen test var mıydı bu arada? Benden sonra vardı. Sırada. Ya vardı. 4-5 kişinin arasından tercih. Yorum atmış. Wow. Evet.
Ondan sonra ben de Samet'e aradım, dedim ki aşkım böyle böyle bir şey yaptım. 777 yazdım, 777'yi geri çektim ve bana geri yazdı. Samet dedi ki aşkım kısmetliymiş, yapacak bir şey yok dedi. Ben de yani aynı o şekilde devam ettim. O sırada girip ve anlık görmesi... Evet, o anlık gördüm ama yani. Yazmaya da bilirdim. Senin hani şeytanlığı. Evet. Senin kısmetmiş benim. Kısmetin evet, öte köyü yok derler ya. Onun kısmetliymiş arkadaşlar. Evet. Olmaması için ben içeceğim onu. Enerjileri çok güzel. Biz başta çünkü hani hiç konuşmayan, heyecanlanan... Evet, ya da ne bileyim hani adapte olamayabilecek... Birisi de olabilirdi ama hiç öyle birisi çıkmadığın için çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Hani ilk görüşümüz andan beri sanki 100 yıllık arkadaşımmış gibi hissediyorum. Evet ya, öyle bir samimiyet var. Sanki hep tanışıyormuşuz gibi. Şarkım. O dinlemedi. Kardeşin bile dinledi. Sen daha şarkını dinlemedin. Dinlettiniz mi? Ulan ki delirdi. Manyağa bak. Değil. Ayşe 5 saat boyunca saçım bu. Doğru, beş, sen yeni şarkı yazdın 5 saatte. Üçüncüyü yaptım ben. Hazır mısın? Hazırım. Geliyor. Girişi çok iyi bu arada. Evet, ben de girişinde zaten çaldım. İnanılmaz bir giriş var. Çok iyi. Daha dur. Çok iyi. Şaka yapıyorsun. Ezberledi. Aşkım olay. Daha bir kere dinlemeden ezberleme. Aşkım sonunu geldin, şarkıyı evet söylüyordun. Çok güzel, akılda kalıyor, dinletiyor çünkü. Ne diyorsun sözlere, okuyuşu, tarz. Evet, sözleri de çok iyi bu arada. Benim bir tanem. Senin ellerinden hem de. Evet. Ne haber? Özlettin kendini ya. Teşekkür ederim. İyiyiz valla. Gel bir tanem, olay. Adayı alalım biz. Bak ada dedim, ada bu. Evet. Dur bakayım, ben şu dragona bayılırım. Yılan balığı severim. Dragon, wow. Belirtiyor beni. Bir tane şundan yiyeyim. Yani son lokman falan ben herhalde. Ben de finishim. Evet, ben de çok daha ana yemekleriniz geliyor. Kız ne doyması. Aa, evet. Noodle'lar, etler, beef'ler. Ay yemeden bitirmeden kalkmak yok. Bizim sofralar öyle. Ay, imkansız şu an. Be, hepsi bitecek öyle. Ay çok iyiydi. Tıkandım ben. Edamame yedik, taco falan yedik ya. Başlangıç. Zaten ben bu başlangıç olayından ana yemeğe giden yolda ana yemeğe bir türlü ulaşamıyorum. Evet ya. Yani. Ben de çok kayboluyorum evet, mesela. Ben hep o başlangıçlardayım. Mesela şeyde de öyle hani böyle balığa falan çıktığımızda da sadece meze balık gelene kadar. Doyuyoruz. Balık yemekler, o salatalar, tabii, mezeler hepsi midemizde yemiyor olduğu için balığa yer yok. Ya yemiyoruz evet. Balığa gidip birçok balık yememişliğimiz var. O yüzden son zamanlar artık balığı eve alıp evde yapıyoruz. Senin için nasıl bir gündü baştan sona evet, kadar? Evet anlat mesela. Hala inanılmaz geliyor bu arada. İyi ki bu. Hala Simo ya. Hala Simo. Simo'dayız. Simo'dayız diyorlar. Simulation. Senin o içine doğan enerjiler gerçek olursa belki. İşte bir de kendini YouTube'da izleyince de hani olayın gerçekliğini olabilir, fark evet edeceksiniz. Ve o kadar az konuştuk ki dün biz seninle. Ben dedim hani herhalde olmayacak. Nasıl çünkü az çok konuştuk? Az konuştuk. Hani mesela bana etiler dedin. Etilerde nerede buluşacağımızı söylemedin. Hmm. Sonra zorlu oldu. Zorlu'ya geldim dedin ki ben doğa şarkıları dedim falan filan. Ama ben zaten etilerde bekleme diye seni Zorlu'ya yönlendirdim. Hani bizim işimiz uzar bilmem ne olur falan. Seni yollarda bekletmeyeyim diye zorlu dedim. Çok da yakın ya. Evet evet. 5 dakikada geldim. İyi o kadarcık değişmiş. Sen normalde gördüğün Etiler dediğimiz yer ertesi gün Antalya Erzincan. Kamera kapalıyken bize dediler ki hani ne kadar tatlısınız gerçekten 100 yıldır tanışıyormuşuz gibi. Hayır öyle bir şey demedik. Bize sonra söyletiyorlar. Söyleyin dediler. Öyle mi görünüyor şu an? Kurtar hayır, beni. Tabii, sen söylüyordun. Hayır tabii biz kendimiz söyledik. Gerçekten inanılmaz, ikisi de muazzam enerjileri var. Gerçekten hani ikisini de 100 yıldır tanıyor gibi. Evet. Ben konserde çok fazla içeride ya bekledim. Hani Kerimcan balkona çıkarken bile aşkım balkona çıkıyorum dedi yani. O kadar tatlı, o kadar iyi. Ona bir haber veriyorum. Aynen bir öyle. Şey, bir kere hani beni dahil etmen çok
Bağırıyorlardı. Evet. Bir kişiydi sonuçta. Ama ne yapacaksın dışarıda böyle öksüz gibi bakıyor. Aynen. Biz kuaföre çıktık, aşağıda espresso lab'de oturuyor. Dersine İyama. Çalışıyor. 19 yaşında sınavı var. Dedim ki sen kardeşin orada otursun. Gerçekten o kadar mutlu oldum ki. O bile yapmıyor. Çok kimse yapmaz yani böyle bir şey. 2 milyon özel çekecek misin? Çekeriz ben. Çekmiyorsun, kıskanırım. Basarım öyle mahvederim. Ben... Sakın! Bak! Sakın! Belki yine senle çekeriz. Ama o zaman çekebilirsiniz. Belki başka bir şey yaparız. Senin hırsına 2 milyon yapmalı yok mu? Abone olmamız 2 milyon. Bir sene hafta 1 milyon şey olur. Keşke, inşallah olur. Buyur, helal. Haftada bir 1 milyon gelse, ooo haftada global 3 milyon. Global zaten, aynen 3 öyle. Video, 4 canlı yayın, 6 şey, vlog. Aynen öyle. Artık canlı yayın da mı yapmaya başlasak ya? Bir an önce 2 milyon olursak her hafta bir canlı yayın, bir blog. Normal video, vlog ya da herhangi ya neyse bir normal neyse. Video ve bir canlı... Aa daha ne oldu? Daha ne? Terapistleriniz, psikologlarınız hepsini engelleyin. Hadi bir tane şey oynayalım. Ne o? Trabzon ne? Ordu, halay, horon ne? Army, dur gel. Öğret bizi. Aşkım. Ordulular. İner ile biz. Japonlar aldık. Aşkım bilmez olur muyuz? Armidu budakladım, dallar yine sakladım. Anasını yerine kızını kucakladım. Armit budaklanır mı, dalları saklanır mı? Anasını yerine kızı kucaklanır mı? Demek buradan Payduşko'ya giriyor. Hayır bilmiyorum. Hadi öğretelim. Ay hadi gel bakalım. Bir salondan devam ya. Bir Japon restoranında bunu yapmasaydık. Bu da yapıldı. Aynen. Koron tepedik demeyiz yani. Yani. Normalde birazdan buraya muhlamalar falan. Ama biz sushi yiyoruz. Yani Karadeniz'e gittiğimizde onu da yapacağız. Evet evet, onu da çok istiyorum. Şöyle muhlamalar, sabah kahvaltıları, etler, kuzu kavurmalar, bilmem neler. Çok bir güzel şeyler, bir pideler. Bayılıyorum ya, bütün yöresel mutfağımıza, evet, çok, her yörenin ayrı güzel bir mutfağı olması müthiş. Lezzeti, dokunuşu, dokusu, tadı... Yani keyfi. Mutfağımız harika. Türk mutfağı. Kesinlikle. Her yeri ayrı güzel. Her yeri ayrı güzel gerçekten. Kuzu kavurda, biraz zahmetli, sweet teriyaki sosla beraber. Lemongrass baby chicken. Nice. Bu da pinciğim. Ve sesame bifim, nanabon filan. Çok teşekkür tamam, ederiz. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Ben sana hamsili pilavla şey yaparım ya, çok istiyorsan. Sen yapmayı biliyor musun? Peki o konu, yemek konusunda iyi misinizdir? Bayağı iyiyim. Zerayı da ben her şeyi yaparım. Bak. Bu çok güzel. Deliriyorum. Bu ete bayılıyorum. Yani çok yumuşak. Ve az piştiği içinde böyle çok güzel, sulu sulu bir et. Peki bizim hakkımızda hiç merak ettiğiniz bir şey yok mu ya? Yorumlara falan bakıyor musunuz? Şöyle bir story atıyorum ya mesela. Full. Ben de açıp bakıyorum ne diyorlar, ne diyorlar, ne diyorlar. İçinde böyle beğendiğim bir şey olursa, hoşuma giden ya da beni çok güldüren bir şey olursa geri dönüp onunla o eşlik ediyorum söylediği şeye. Evet. Bakıyoruz ya. Biz yoruma evet, da bakıyoruz, evet. DM'de. Bakıyoruz. Bizim için önemli hele çünkü. Hele biz YouTube'a video yükleyen video yüklendi ama biz yorumlarda yokum. İki gün yokum zaten kalpler. Saatlerce. Ben iki gün yokum. Evet. Full yorum. Yorum okumak benim bir fantazim haline dönüştü. Gerçekten yorumlarınıza göre kanallarımızı geliştirdiğimiz, ilerlettirdiğimiz ve yol bulduğumuz bir kanal oldu. Hangi kanallar? Kanallarımız. İstanbul. Şarkım çıkıyor. Evet. Şarkının ardından o kadar mutlu olacaksınız ki. O kadar sessizlik. İstediğiniz gibi olacak ki her şey. İzlediğiniz her şey sizi o kadar böyle dört köşe edecek ve o kadar eğlendirecek ki bunun garantisini veriyorum. Evet hani ama insanlarda şu an bir şüphe de oluştu. Aa Kerimcan evet harika gidiyor. YouTube'u oturtturdu. Çok keyifli ilerliyor ama ya bırakırsa, ya video evet, çekmezse. Evet, ama evet o var. Çünkü ben öyle bir insanım. Biliyorsunuz ya benim... Ya direkt kesersin ya benim, devam. Aynen moduma göre, hani evet. Enerjime göre hayatımı endişelerim için. Enerji işi bir yani. Enerji işi. Bu enerji, yani enerjimiz yoksa çok kötü kötüysen ve video çekemeyiz sen çekemedikten arada. Sonra senin kimse izleyemez ki zaten. Evet, benim ruhsal olarak ve mental olarak kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Evet. Bir şeyleri yapmaya start vermiş olmam ve adım atmış olmam gerekiyor. Ki bunları da çok kararlı ve istikrarlı bir şekilde yaptığım için bu yaşımdan sonra yaptığım hiçbir işi yarıda bırakmama sözü verdim kendime. Dolayısıyla hani YouTube'sa YouTube. Şarkıysa şarkı. O yüzden hep istikrarlı bir şekilde başladığım işi devam ettirmek istiyorum. O yüzden korkmayın.
hani o enerjide olmadığım sürece bir şey üretemem ben. Mesela şeyi merak ediyorum. Hep böyle enerjik misiniz evde falan mı? Kamera, kamera kapalıyken fark etmedin mesela. Evet, kamera kapalıyken daha daha rahatız. Biz içmişiz böyle oturuyoruz falan. Birbirimizi severiz. Kahkahalar, daha rahat konuşmalar, çığlıklar, vurmalar, etmeler. Bir o zaman şu abone olsunlar mı bize? Ne olsunlar? Şunu bir abone, like. Hepsi. Aynen öyle. Yorum da yapayım. Nasıl bir gündü? Genel olarak günü puanlayın. Mükemmel ya. Kötü geçme ihtimali olmayan bir gündü zaten. Onun üzerinden mesela sana... Mesela... Matematiğimi vermesin. Kare lojistik. Mesela sen yani bugün buraya geleceğini öğrendin. Nasıl bir gün geçeceğini düşündün? Ya da düşündüğüne göre daha artılı bir gün müydü, eksili bir gün müydü? Ön yargılı mıydın? Aşkım şöyle, hani düşündüğünden çok daha ilgiliydiniz bu arada. Ya. Ben oradayken gidip başka bir işinizi de halledebilirdiniz. Aa, ama bütün gün kuafördeydiniz yani. Ha, aşk olsun kız, seni bırakıp ne yaptın? Biz sen şeydeyken masaj seansına... Evet, onu gördüm zaten. Bayağı ev terapisi falan yaptın herhalde. Benim omuzlarıma falan ya. Evet, gördüm. İnanılmazdı. Ben gerçekten hani güne başlarken de enerjimizin çok uyacağına ve çok keyifli vakit geçireceğimize emindim. Öyle de oldu. Gerçekten çok mutluyum ben videoma çok dahil olduğunuz için. Sizinle birlikte bir gün geçirdiğim ve bir akşam yemeği yediğim ben için. Ben bir tık dondan fırladım ama. Hiç sorun yok. Sen de bebeğim, iyi ki geldin. Senin de çok tatlı, çok güzel bir enerjin var. Biri lojistik, biri diş hekimi, biri 21 yaşında, biri 19 yaşında. Çok küçücük tatlı, ordulu kızlar. Köyden geldiler. Ya, öyle de güzel oldu. Anadolu'nun bağrında. Ama çok güzel bir çok şey. Çok güzel. Zaten o Anadolu'nun bağrından geliyor olmak. Ama Anadolu'nun bağrı değil. İstanbul'da yaşıyoruz zaten. Evet. İstanbul kızı. İstanbul'da doğmuş büyümüşler. Ordulular. Hani böyle evet. Düzelteyim. Lütfen. Evet, okey. Çok teşekkür ediyorum aşkım, gerçekten. Ben çok teşekkür videoma ederim. Videoma dahil olduğunuz, şeref verdiğiniz sen bizimle. Sen de iyi ki geldin. Gerçekten çok fazla keyif aldım. Aşkım ben de çok eğlendim. Ve hani İnanılmaz eğlendim. Arkadaşlığımız böyle devam bile edebilir. Bir evet, sonraki konserime mesela net en önde davetlisiniz. Davetlisiniz. Enerjiniz çok güzel. Evet, gel öpüşelim. Gel sarılalım birbirimize. Saçlarında makyajı tutuldu. Zehro. Benim Paris'te bir arkadaşım var Esra. Ona o kadar benziyorsun ki böyle tüm özlemimi giderdim senin. Aşkım. Güle güle. Çok memnun oldum. Gerçekten. Çok tatlısınız. Size eve peşimde kapsül koleksiyonu giftlerimle yolluyorum bu arada. Adreslerini yolla. Tamam. Hemen. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi lütfen. Lütfen, abone olmayı. Lütfen, lütfen çok tatlı tatlı yorumlarınızı. Lütfen kızlara, evet. Çok gençler şeyler, kötü yorum yapmıyoruz. Daha toylar. Evet, zaten hiç kötü yorum yapmıyorsunuz. O yüzden çok, çok seviyorum sizi. Teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.